Bugünkü kitap tanıtımım Ahmet Ümit'in Kavim isimli eseri. İlk basım yılı 2000 olan ve 400 sayfadan oluşan bu romanın alt başlığı ise Başkomiser Nevzat olarak geçmektedir. Polisiye türü olan kitabı çok beğendiğimi hemen başında söylemek isterim. Zaten Ahmet Ümit'in kitaplarını da çok severim. Gelelim konusuna. Daha Vefa Lisesi'ndeyken Aman Vermez Avni lakabıyla anılan Nevzat Başkomiser bildik polislerden hayli farklıdır. Olaylara farklı açıdan bakan dik başlı, ağzına geleni rahatlıkla söyleyebilen biri ve bu yüzden amirlerince fazla sevilmiyor. Onunla birlikte mesleğe başlayanlar çoktan müdür olmuşken o hala cinayet masasında bir komiser. Hoş, bu durum onu pek de rahatsız etmiyor. Olayımıza dönecek olursak, mistik öğeler barındıran bir konumuz var. Başlangıçta her zamanki gibi basit bir cinayet hikayesi sanarak giseler de cinayet mahalline, gördükleri hepsine şaşkını uğratmaya yetiyor. Göğsüne saplanmış bir bıçakla uzanmış maktul, kabzasında haç bulunan bir bıçak, ağır tütsü kokusunun hakim olduğu odada üzerinde belli cümlelerin kurbanın kanıyla işaretlenmiş Hristiyanlığın kutsal kitabı. Hristiyanlık inanışının evreleri, süryanilik, Arap Aleviler, dinler tarihi, 1980 dönemi Türkiye'si derken Ahmet Ömit birçok konuya değinmiş. Kitabın en sevdiğim ve üzerine çizdiğim cümlesi de şuydu. Şu dünyada iki tür insan vardır. Gördüğüne inananlarla, gördükleriyle yetinmeyip gerçeği arayanlar. Başka bir kitapta buluşmak üzere. Hoşçakalın.